Herkese selamlar dostlar. 14 ve 15 Hoca gitti tahminleriyle hepinize merhaba. Toplamda 4 karşılaşma 2-2 günlere böldüm. ikili kombine halinde. Videonun sonunda da sizlere göstereceğim. 13 Ocak'ta ne yaptık diye bakacak olursak arkadaşlar 13 Ocak'ta kazandık. Hatta direkt Instagram şey, foto Instagram fotoğrafından göstereyim sizlere. Şimdi Sivas Spor kazandı. Ona bir tebrik yaptık. Shuffle'da katıl butonunda canlı bahis verdim. Shuffle'da ilk galibiyetini aldırdım bu arada onu da söyleyeyim. Baktım Newcastle kırmızı kart görmüş. Shuffles bastırıyor. Defans çıkarıyor. Forvet alıyor. E, Katıl da zaten bildiğiniz gibi canlı bahisler veriyorum izlediğim maçların. Hatta bu maçı da zaten yazdım. Maçı izlemiyorum. Fakat en son yapılan değişikliğe baktım. Defans çıkıp forvet girmiş. Çok da baskılı bir oyun sonunda. E, penaltının attığı golle 1-0'lık galip geldi. Ki çok da fazla pozisyon kaçırdı. Shuffle'da ilk galibiyetini aldırdık. Ee, baktığımız zaman sizlere ikili kombine vermiştim. Sivas-Adana maçı KG var. Atletico Madrid 2-3 gol. O da başarılı geldi. Adana-Demir maçı da KG var. 10 numara geldi. 2-55'lik kuponumuz başarılı şekilde gelmiştir. Ekstradan da katıl butonuna tek maç olarak da Herakli H&M maçını verdim. Maç sonu bir 4.5 alt yaptım. 1.80 gibi orandan. O da başarılı bir şekilde geldi iki kuponunda geldi. Hem YouTube kazandı hem zaten YouTube kuponunu katıl butonuna da vermiştim. Fazla vulten yok diye o geldi. Ekstra tahmin geldi. Ekstra da yazılar yazıyorum bazen maçlar hakkında yüksek orandan. Oradan da Granada maçı maç sonu 1 geldi zaten. Açıklamasına baktığımız zaman zaten Granada en son Barcelona ile karşılaştı falan fistan. Son maçını izledim ben zaten. Granada'nın biraz e, maçını izledim biraz. Ondan dolayı direkt maç sonu 1 verdim. O da 2-0'lık galibiyetiyle bizim tahminlerimizi getirdi. Instagram'dan takip etmek isteyenler Kangal Tips olaraktan takip edebilirler. Katıl butonuna katılmak isteyen takipçilerimiz varsa abone ol tuşunun yanında katıl var. Buraya tıkladıktan sonra 3 tane birim var. Fino, Bulldog, Kangal. Burada hem ekstra maç veriyorum hem de canlı maçlar veriyorum bazen. Katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tıs videosunu izledikten sonra Fino Bulldog Kangal ayrıcalıkları var. O ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Maçları ben nerede göreceğim diyorsanız topluluk kısmı var. Şimdi tıklamayayım. Bugünün maçları verdim ekstra olaraktan da. Şurada bir topluluk kısmı var. Oynatma listeleri topluluk kısmı. Günün maçları yayında. Maçlar daha oynanmadı. Oradan arkadaşların hakkına girmiş olmayalım. Bunlar emek verip gelmiş, emek e, bir destek verip gelmiş olan arkadaşlar. Ondan dolayı şimdi ona değil miyim? Topluluk kısmından görebiliyorsunuz. iPhone kullanan iOS kullanıcıları ise bilgisayar üzerinden veya Android telefon üzerlerinden YouTube hesabına girerekten katılırsa onlar da sonra kendi telefonundan göreceklerdir. iOS uyumlu değil. Sonradan e, Android ve bilgisayar üzerinden katılırsa onlar da görebilir arkadaşlar. Diyerekten kazanaraktan durmaksızın maçlara geçelim. Gelelim 14 Ocak 2021 iddia tahminleriyle herkese tekrardan merhaba. Bu arada videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olaraktan da maçlar hakkında bir yorum yaparak en azından bir emeğine sağlık yazaraktan da yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Böyle like yorum istemeyi çok fazla sevmem bu arada. Gelelim Fener maçına. Şimdi Beşiktaş'ın maçı oynanacak. Şu an başladı zaten. 2 dakika oldu maçın başlayalı. Nasıl bir kadroyla çıkmış? Abu Bakar falan oynuyor. Yani çoğu kalede Utku falan var yine. Fakat ilk 11 oyuncularından da sokuyor. Laiç de yedeklerde. Laiç'e dikkat etmenizi özellikle söyleyeceğim. Mutlaka girecektir Laiç. Fenerbahçe'de son ziraat maçına nasıl çıkmış? Ona bakalım biraz. Karacabey ile çıktı. Çıktığı kadro 10 numara zaten Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bir kadrosu var. Derin kadrosu olduğu için yedekteki oyuncular da şans bulmak için ziraatta da çok güzel futbol oynayacaklar da düşünüyorum. Yine Pelkaz, Gustavo, Otiyam. Bu maçta şöyle bir tahminim var. E, Ferdi oynayacaktır. Samat da oynayacaktır. Sisse oynayabilir. Kardeş gidecek, gitmeyecek. O durumunu tam bilmiyorum tam. O yüzden Fenerbahçe gayet iyi bir kadroyla çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü kadro derinliği çok iyi bir takım olduğunu sizler de biliyorsunuzdur ki formda ki Ziraat'a da önem verecektir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe takımının. Erol Bulut en azından bu kadar transferle, bu kadar derin kadroyla Ziraat'ta da iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe takımıyla. Kasımpaşa'nın son maçına baktığımız zaman da Alanyayı yendi. Fakat hak ettikleri galibiyet miydi tartışılır. Çünkü Alanya kötüydü bence. Bal yapmayan ara misali diyeyim ben tekrardan. E, kontrayı, kontralara iyi çıkan bir takım. Yedek kadroyla çıkabilir, çıkmayabilir. Bakalım nasıl çıkacaklar bilmiyorum da. Bu maçta ben Kasımpaşa'nın çok fazla şansının olduğunu düşünmüyorum üstte de gitmedi. Ben bu maçta Fenerbahçe'ye güveniyorum. Maç sonu 1 üst yaparaktan da 1.40 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Fenerbahçe'ye zaten bu maçta 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstün oranı yok. Ev sahibi 2.5 üst var. O yüzden ona da girmek istemedim açıkçası. Direkt maç sonu 1.5 üstten aldım arkadaşlar. Sizlere de o yönden öneririm. 1.40 gibi orandan 10 numara bir bahis olacağını da düşünüyorum. Kasımpaşa da gol atarsa bu maç zaten üste gidecektir. Fener 2 golü mutlaka atacaktır diye düşünüyorum. Kolay kolay bırakmayacaktır. Çünkü kadro derinliği çok güzel kadrosu yani çıkaracağı yedek kadro süper bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum Kasımpaşa'ya karşı. İkinci maçım Real Madrid Atletico Bilbao maçı. Şimdi bu maçta ne yaptım? Taraf bahsine girmedim. Taraf bahsine Real Madrid biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü Atletico Bilbao son kupa finalisti olduğunu söyleyeyim ben. Bu da yarı final maçı. Bugün Barcelona maç maçı oynayacak. Yarın da Real Madrid maçı oynayacak. Ben muhtemelen bir Real Madrid Barcelona finali bekliyorum. Süper kupa finali. Fakat Atletico Bilbao'ya da yeni teknik direktör geldi bildiğiniz gibi. Hatta bilmiyorsanız da söyleyeyim. İlk maçına çıktı Barcelona'ya karşı 3 kilik bir performans skorla bitti. 2 tane gol atmasını bildi Barcelona'ya. Bu maçta arkadaşlar Real Madrid'in sahasında değil Malaga'nın sahasında oynanacak. Yoğun kar, kar nedeniyle Real Madrid Madrid'e değil Malaga'ya gitti. Malaga'da da yani tarafsız bir sahada oynayacağını söyleyeyim. Yani kendi evinde oynamayacak Real Madrid. Onun da etkisini olaraktan da ben bu maçta Atletik Bilbao'nun bir gol atmasını bekliyorum arkadaşlar. Sakatlık cezalı olarak şu an her iki takımda da bir sakatlık veya cezalı gözükmüyor. Real Madrid de son dönemlerde formda. O da gol bulabilir illaki. Fakat ben sadece Atletik Bilbao'nun golüne girmek istiyorum. Ev sahibi gol yemez hayır. 1.50 gibi oranı var. Atletik Bilbao'nun yeni teknik direktör geldi. İkinci maçında çıkacak oyuncular kendilerini göstermek isteyecektir. Atletik Bilbao da zaten kupaların tecrübeli takımlarından bir tanesi. En azından bir gol bulabilir diye düşünüyorum. O yüzden ev sahibi gol yemez. Hayır 1.50 gibi orandan Atletik Bilbao'nun tek golüne girmenizi öneririm arkadaşlar. Diyerek 14 Ocak iddia tahminleriyle sonlandırıyorum. 15 Ocak'a geçeceğim. Kupon da bu şekilde. Videonun sonunda tekrardan gösteririm. Fenerbahçe maç sonu bir Real Madrid Atletik Bilbao maçı ev sahibi gol yemez. Hayır şeklinde 1.50 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. Gelelim 15 Ocak iddia tahminlerine. Level ve Monaco maçlarını aldım arkadaşlar bu karşılaşma, iki karşılaşmayı. Level Kuzen'in dünden önce veya dün olması lazım. Frankfurt'la kupa mücadelesi oynadı. 4-1'lik galip geldi. Dün oynadığı karşılaşma. Aynen yanlış hatırlamıyorum. Yine ilk 11'ini çıkardı. Neredeyse ideal bir kadro çıkardı. Alario, Diaby, Bailey, Demirbay falan Amiri. Bunlar ilk 11 oyuncuları zaten bu karşılaşmada oynadı. Ben şunu gözlemledim. Son dönemlerde takımlarda kupalarda çok fazla rotasyona gitmiyorlar. Ben bunu gözlemledim arkadaşlar. O yüzden e yani taraf başları de değerlendirebilirler. Ben şimdi lige baktığımız zaman da Level son 3 maçları puan kaybettiğini görmek mümkün. Verder Bremen maçı özellikle Leverkusen Level adına bir hayal kırıklığıydı. Ben maçı takip ettim. Özellikle 90'da Werder Bremen'in bir eline değiyor falan var kontrolü falan derken verilmiyor penaltısı Level Fakat maçta iyi bir performans gösterdiğini söylemek gerekir. Zaten çıkış yapacaktır. 4-1'lik galip geldi Frankfurt'a karşı. Bu maçta galip gelebilir mi? Gelebilir. Fakat ben bu karşılaşmada Level Kuzen'in bir golünü kafaya yazdım banko. Level Kuzen bu maçta gol atar diye düşünüyorum. Önemli bir sakatlık veya cezalısı var mı diye baktığım zaman da Bellar bu karşılaşmada olmayacak arkadaşlar. Onun dışında defansta da Bender bu karşılaşmada olmayacak. Sakat olaraktan gözüken bir diğer isim. Gelelim Union Berlin tarafına. Union Berlin'in kendi evinde gol atmadığı maç yok. Öncelikle bunu yazalım kafaya. Her maçında kendi evinde gol buluyor. Yeri geldiği zaman da sürpriz bile çıkarabiliyor kendi evinde. Bayern Münih ile mesela bir birlik beraber kaldı. Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Yani dişli takımlara karşı, büyük takımlara karşı kendi evinde iyi bir mücadele veren bir takım Union Berlin. Kendi evinde de zaten iç performansına da baktığımız zaman da en iyi iç sahada 4. takım 8 maçta 19 tane gol atmış kendi evinde. Leverkusen'in de ben gol, gol bulmasını bekliyorum. Bu maçı en ideal tahmin 1.58 gibi yüksek bir orandan KG var bahsediyor arkadaşlar. Muhtemelen gelecektir. 0-0 bitmezse eğer bir takım gol atarsa mutlaka diğer takım da gol bulacaktır diye düşünüyorum. Hızlı başlayabilir bu karşılaşma. Muhtemelen KG var bahsediyor. 1.45'e kadar düşer arkadaşlar. 1.58 orandan önceden oynamanızı öneririm. Gelelim 15 Ocak iddia tahminlerinde diğer karşılaşmama. Monaco Montpellier maçı. Şimdi Montpellier'de Monaco'da hücumu düşünen ofansif, ofansif iki takım karşı karşıya gelecek. Muhtemelen goller havada uçuşabilir bu karşılaşmada. Öncelikle benim gönlüm o yönde. Çünkü Montpellier son zamanlarda kötü gidişatı var. Fakat hücumu düşünen bir takım, özellikle kendi evine baktığınız zaman da çoğu takımlara gol atmasını bilmiş. Çoğu takımlara gollü maçlar, gollü maçlara imza atmış bir takım. Montpellier hatta kendi evinde ne kadar gol attığına bakacak olursak 10 maçta 17 tane de gol atmış. Fakat 20 tane de gol yemiş. Monaco'nun deplasman performansı da yine o dengeli 13-14 69 maçta. Her iki takımda ben dediğim gibi hücum futbolu oynayan bir takım erken bir gol gelirse maçta mutlaka 2.5 üstüne gidecektir. Fakat ben bu maçta da her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. KG var aldım. Sakat cezalı da her iki takımda da gözükmüyor. Her iki takım tam kadro olarak çıkacak. Monaco son zamanlarda oldukça formunu yakaladı. Zaten bir yakalamıştı. Ondan sonra 3 tane mağlubiyet aldı. Tekrardan yeni bir seriye başladığı gibi son deplasman maçında 5 tane attı. Anje'ye 3-0 yendi kendi evinde. Güzel bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Her iki takım da dinlenmiş bir şekilde gelecektir. Çünkü aşırı bir maç trafiği yoktu. Onu söyleyeyim. Mesela Monaco en son maçını 9'unda oynamış. Şimdi 15'inde oynanacak. Dinlenmiş bir takım var. Mutlaka gol bulmasını bekliyorum. Her iki takımın da gol bulmasını kesinlikle Montpellier'in de çünkü ofansif bir takım olduğunu biliyorum. Monaco'nun da dediğim gibi ofansif futboluyla Gol bulacaktır KG var da 1.48 orandan sizlere öneririm Videoya like atıp kanala abone değilseniz Abone olarak da destek verebilirsiniz Diğer kuponu da göstereyim Bu 14 Ocak kuponum arkadaşlar 15 Ocak kuponumda Union Berlin KG var Monaco maçı KG var 2 maçı aldım KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz Bu 2.34'lük kuponum Bu da 2.10'luk kuponum ben gördüğünüz gibi 30 misli oynuyorum arkadaşlar. Sizler rica ediyorum çok yüksekte misli oynamayın. Oynarsanız da bana söylemeyin. Yoruma da yazmayın lütfen rica ediyorum. Çünkü işi çok fazla kumar seviyesine getirmeyin. Ben zevkini oynayan biriyim. Sizlerin de öyle oynamasını temenni ederim. Tavsiye ederim. Bir ne bileyim abi kardeşi ne bileyim kardeş tavsiyesi olarak da çok fazla yüklü miktarda kesinlikle oynamayın. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şeyin yener yenmez belli olmaz. Bazen Kasımpaşa 5 tane atar mesela. Maç biter o hesap yani. İki kuponum bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.